Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Kaz Dağları ile ilgili birkaç gündür araştırma yaptım. Bugün sizlere bu araştırma sonucunu paylaşacağım. Ne oluyor? Perde gerisinde ne var? Yapılan show mu? Gerçekten bir peşkeş var mı? Bu sorulara cevap arayacağım. Değerli seyirciler, 1923'ten 2003 tarihine kadar yani cumhuriyetten AKP iktidara gelene kadar Türkiye'de toplam 1168 sahaya maden arama ruhsatı verilmiş. Peki 2003'ten 2018'e, 19'a bu sayı nedir diye sorarsanız, 2018 itibariyle 15 yılda verilen ruhsat toplamı 149.965. Evet, yanlış okumuyoruz, yanlış duymuyorsunuz. 150 bine yakın Maden arama ruhsatı verildi değerli seyirciler. Tabii AKP döneminde maden olayını irdelemek için çıkarılan maden yasasını da bilmek lazım. AKP iktidara gelir gelmez Avrupa Birliği şovu ve rüzgarı ile Türk madenlerini emperyalizmin sömürüsüne açtı. Yapılan maden yasası Lamu cımı yok kesinlikle sömürü yasasıdır. Değerli seyirciler, bakın başka bilgiler de aktaracağım size. Türkiye'de 200 bin kilometre kare, yani Türkiye'nin neredeyse üçte biri maden sahası. Bütün bu alanlara maden arama ruhsatları verildi. Ruhsat verilen yerler içinde Nereler yok ki? Su havzaları var, otlaklar var, yaylalar var, ormanlar var. Var oğlu var. Diyeceksiniz ki efendim iyi güzel de bu madenler toprak altında mı kalsın, ülke bundan kazansın. Haklısınız. Bu bakış elbette doğru. Ama ülke bundan acaba kazanıyor mu? Bakın yine bilgiler, matematik. Ben e, afaki bir yorum yapmayacağım. Bakınız Türkiye... Madenden sadece ve sadece, mesela Kaz Dağları'ndaki madenden sadece ve sadece yüzde dört kazanç sahibi olacak. Geri kalan yüzde doksan Kanadalı şirkete gidecek. Evet, yanlış işitmiyorsunuz. Dahası bakın o Kanadalı şirkete kolay, sağlanan kolaylıkları aktarıyorum. Sigorta primi desteği işte, verildi. Efendim yüzde seksen vergi indirimi yapıldı. Gümrük vergisi muafiyetleri sağlandı. Belli oranlarda KDV destekleri verildi ve ilaveten teşvikler verildi. Evet bunun adı abartısız abartısız peşkeş. 2035'e kadar sözleşmesi var bu Kanadalı şirketin. Türkiye'de bu ve Kaz Dağları'nda daha birçok yerlerde bu tür araştırmaları var. Tabi sadece Kanadalı şirket olarak görmemek lazım. Ne kadar çok uluslu maden ve altın arama şirketi var ise Türkiye'de maden arıyor. Türkiye'nin altını üstüne getiriyor. Değerli seyircilerim bakın bilirkişi raporlarında mesela Kaz Dağı'ndaki o maden arama bölgesi bilirkişi raporlarında kuşkular var. Nasıl mı? Mesela aynı isme ait iki farklı imza. Hangisi doğru? İsim aynı imzalar farklı. Ve en önemlisi işte diyorlar ki 13-14 bin ağaç kesildi. Hayır doğru değil. Araştırdım bunu. Tema Vakfı, Türkiye'nin en prestijli, en güvenilir vakfı diyor ki 195 bin ağaç kesildi. Yani bunun anlamı Kuzey Ege ormanlarının tarumar edilmesidir. Oradaki doğal dengenin bozulmasıdır. Ve tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Türkiye'nin bu işten herhangi bir maddi kazancı yok sevgili seyircilerim. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi hakkını teslim edelim. AKP'nin çıkardığı bu maden yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi'ne mi yaptı? O zaman Haşim Kılıç vardı. Haşim Kılıç bu yasayı gündemine almadı. Evet, gündeme getirmedi. Sümen altında tuttu. Değerli e, seyircilerim ve e, maalesef Anayasa Mahkemesi de bu peşkeşe, bu sömürüye katkı sağladı, omuz verdi. Üzülerek söylüyorum değerli seyirciler. Bakın Kanadalı şirket buradan 4 milyar dolar kazanacak. 4 milyar dolar. Peki Kanadalı şirketin burada harcadığı para ne midir? Kendi CEO'su açıkladı. Dedi ki biz orada sadece ve sadece 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. O 100 milyon dolarlık yatırımın karşılığında 4 milyar dolar para kazanacağız. Yani aklım almıyor. Türkiye Suriyelilere 40 milyar doları dağıtır iken 100 milyon dolar, 40 milyar dolar nerede? 100 milyon dolar nerede? O maden için kaynak ayıramaz mıydı? Elbette ayırırdı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği uçak, en son bindiği uçak. Hangarında 13 tane uçak varken 14.sünü aldı. 500-600 milyon dolar değerinde. Gerçi Katar'dan hediye edildiler, edildi filan dediler ama bilmiyorum öyle midir değil midir. Ederi 500-600 milyon dolar. Yahu Cumhurbaşkanı'nın bindiği bir uçağın değeri 600 milyon dolar iken sadece ve sadece 100 milyon dolar bu gaz dağları araştırmasına bağlansa bu altını Türkiye'ye çıkaracaktı. Pek Türkiye bu parayı kazanacak idi. Maalesef yapılan tamamı ile birilerine devir, birilerine peşkeş. Bir şey tabi bilinmiyor. Bir mugalata var. İşte Türkiye'nin altı, maden kaynıyor, madenleri çıkaramıyoruz. Bunlar tamamen hikaye mugalata. Ee, şunun için bakın dünyada maden yatakları ile kalkınan bir ülke yok. Hadi petrol, doğalgaz anlarım da madenlerle hadi çok büyük altın damarları bulursun onu anlarım da madenler ile ayağa kalkan büyüyen kalkınabilen bir örnek ülke yok. İşte Afrika her tarafın altını üstüne getirdiler. Dünya maden çıkarıldı. Ne oldu? Afrika ayağa kalkabildi mi? Var mı Afrika'da böyle e, gelişen, müreffeh olan bir ülke? Yok. Bu itibarla Madeni eşittir kalkınma için olmazsa olmaz araç gibi görmek ve sunmak doğru değil. Ha tabii bu şu anlama gelmiyor. Madenleri çıkarmayalım, yerin altında kalsın anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim madenlerin madenlerin birilerine peşkeş çekilmemesi Türkiye'de olan hadise aynı ile budur. Ha, bir bilinmeyen bir başka şey daha var. Yandaş müteahhitlerden üçü belirledim işte bu birkaç günlük araştırma içinde bu önemli maden sahalarında söz sahibi. Evet bilinen hatta bir tanesi de havuz müteahhidi. Müteahhitler çok önemli maden yataklarında ruhsat aldılar. Dramatik olan şey şu bu yandaşlar maden ruhsatlarını alıyorlar. Bunu götürüp yabancılara satıyorlar. Arada komisyon alıyorlar. İşte zaten 149.965 maden arama ruhsatı AKP döneminde bunun için. Yani AKP iş adamları, AKP'li yandaş iş adamları maden komisyonculuğu, maden sahası komisyonculuğu yapıyor ve peşkeş dediğim yanlış bulduğum husus Budur tabi maden noktasında emperyallerin belli hedefleri var ben onları göz ardı etmiyorum mesela Almanların vakıfları var onlar e, Türkiye'de maden çıkarılmaması e, noktasında faaliyetleri çabaları gayretlerini biliyorum. benim e, altını ısrarla çizmek istediğim husus şudur. Madenlerimizi elbette çıkaracağız öyle yeşil kampanyaları ile madenlerimiz toprak altında kalsın diyenlerden değilim. Ama peşkeş çekmeden ama doğayı tahrip etmeden. Bakın siyanur. Şimdi altın çıkarmak için bu çok temel metot olarak kullanılıyor. E şimdi Kaz Dağları'nda kullanılacak olan siyanur bütün o bölgenin yeraltı sularını bitirecek. Tarıma, doğaya, her şeye zarar verecek. Dolayısıyla Türkiye'nin Sadece milli bir maden politikasına değil, buna ilaveten Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün madenleri çıkarma noktasında yeni araçlara ve politikalara ihtiyacı var. Değerli seyirciler, e, tabii şunu da altını çizmem lazım. Bu konu e, kamuoyunda büyük alaka gördü, büyük ilgi topladı. Niye diye sorarsanız hadise şudur. Artık Tayyip Erdoğan'a insanlar tahammül edemiyor. AKP iktidarına anormal bir tepki var. Çünkü insanlar gerçekten ekonomik krizi iliklerinde, hücrelerinde hissetmeye başladı. Basit bir örnek daha dün Sakarya'da 26 kişi işe alınacak Türkiye vagon sanayinde 4337 kişi müracaat ediyor. 26 kişi yani Türkiye ki Sakarya sanayi bölgesi yani diğer illerimizle kıyaslanırsa işsizliğin biraz daha az olduğu yer güya öyle iken tablo bu. Bu itibarla insanlar iktidara, hükümete karşı çıkmak için her olayı değerlendirmek istiyor. Tabi burada bir gezi olayları çıkar mı soruları filan da soruluyor. Gezi olayları da böyleydi. Yani gezi olayları sadece bir ağacın kesilmesine değildi. İktidara var olan tepkinin sokağa yansımasıydı. Bakın yalnız şunun da altını çizelim. İnsanların koyduğu bu tepkiyi terör hareketi olarak yorumlamak yanlış. Maalesef AKP kesimi bunu yapmaya başladı. Tıpkı dün gezi olaylarında iktidarı eleştirenler, protesto edenlere terörist dedikleri gibi şimdi Kaz Dağları'nda demokratik gösteri yapan insanlara terörist diyorlar. Yanlış. Olmaz. Yani daha düne kadar bunlar hatırlayın. Soğan depolayan insanlara terörist diyorlardı. Manavlara terörist diyorlardı. Sebzecilere terörist diyorlardı. Kabzı malcılara terörist diyorlardı. Yani AKP işine kim gelmiyor ise onu terörist olmakla yaftalıyor, suçluyor. Bu olacak şey değil. Bu itibarla demokratik gösteri haktır ve insanların bu gösteriyi yapmasını terör faaliyeti olarak sunma kabul edilebilir bir şey değil değerli seyirciler. Bizi izlemeye devam edin.